Hasan'la şu sokağın ilerisinde yaklaşık 200 metre ileride tanıştık. Çok naif bir sesle "Selpak kalır mısınız?" la başladı her şey. Ben de "Alırım" dedim. Ondan sonra da sohbet etmeye başladık. Ve sohbet ederek buraya kadar geldik, şu alana kadar geldik. Ve orada Hasan'ın o dik duruşu, hayata karşı, yani yerlerde ve sokakta, şu arkamdaki metroda yatan, kepenkler kapanınca saat 1'de yatan adamın duruşu, yani ve dilenmemesi ve bu denli de hayata bağlı olması ve her şeyin aslında yaşam içerisinde gelip geçici şeyler olduğunu, bize çok çok güzel şeyler, mesajlar verebilen çok değerli bir karakter ve kişilik olduğunu fark ettikten sonra da zaten röportaj yapma hissi oluştu bende. Yapabilir miyiz dedim. Ona bile ilk önce yanaşmadı aslında. Sonrasında yardımcı olmak açısından ısrarcı oldum. Sonra o videoyu çektik. O videoyu çektikten sonra ben Messenger'dan arkadaşlarıma gönderdim. Onlar yayınladılar, ben yayınladım. Müthiş bir geri dönüşüm oldu hakikaten. Tabii burada Hasan'ı kurtardık, şu anda emin ellerde. Çok mutluyum bunun için gerçekten. Ve telefonum hiç susmadı kaç günden beri. Videoyu Cuma günü akşamı çekmiştiniz Evet, efendim. Hafta sonu tabii yayıldı sosyal evet, medyada, ama aynen. size o röportaj içerisinde en çok etkileyen nokta ne oldu? Hasan'ın dik duruşunun dışında hangi kurduğu cümlesi çok etkiledi? Çünkü hala gözlerinizin dolduğunu hissedebiliyorum ben. Yani aslında video iki parçadan oluşuyor. Tek parçası yayınlandı. Çünkü 2 dakika, 3 dakikalık en fazla izin veriyordu Facebook. Bu konularla ilgili en önemlisi şu, yani insanların aslında Allah'ın bu sıkıntılı dönemlerde herkesi bu sıkıntılı dönemlerde denediğini, çekemeyeceği dert vermediğini ve daha sonra videonun devamı var aslında. Orada da bir yastık konusu var. En çok özlediği şeyin yastık olduğunu söyledi. Yani müthiş bir şey bu ve insanlar kaybettikten sonra, birçok değerleri kaybettikten sonra anladıklarını çok güzel vurguladı. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Yastığı özlemek müthiş bir şey. Ben zaten yardım etmeye çalışıyorum sokaklarda olan insanlara. Bir önceki günde başka birisine yardımcı olmuştum ama Hasan çok daha ilginç ve duruşu çok farklıydı. Ve Hasanlara sahip çıkmak gerekiyor ve bir mutlu olduğum konu daha var. İş adamlarımız hakikaten Hasan'a yardımcı olmak isteyen kurum ve kuruluşlar benimle irtibat halinde oldular. Müthiş bir yardım geldi. Müthiş bir insanlık ölmemiş dedirtecek düzeyde çok güzel bir hepsine çok teşekkür ediyorum burada. Çok değerli insanlar, gazeteciler, radyocular, onun dışında birçok irtibat kuran insanlar oldu. Ben amacıma ulaştım. Ve Hasan'ı kurtardık ama Hasanları kurtarmak lazım. Öncelikle sokakta çok fazla insan yattığını öğrendim buralarda, başka yerlerde de, her yerde olduğu için. Bu gerek ekonomik koşullardan, gerek kendi problemlerinden kaynaklı, özel problemlerinden kaynaklı olabilir. Bunlara sahip çıkmak lazım ve daha iyi koşulların sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Efendim, siz teşekkür ettiniz iş adamlarına, ama teşekkür edilmesi gereken, tüm Türkiye'nin teşekkür ettiği bir isim daha var. O da sizsiniz, Erdinç Üncü. Çok Ben de teşekkür tüm Türkiye adına sizlere teşekkür ediyorum ve ederim. CNN Türk ekranlarına katıldığınız için sizlere çok teşekkür Çok, ediyorum. çok İşte teşekkür ederim. Hasan'ın hikayesi, 29 yaşındaki Hasan'ın, tüm Türkiye'nin yüreğini kabartan, o yürekleri yakan Hasan'ın hikayesini Erdinç Bey görüntüledi. Onunla ilk sohbeti o etti ve artık Hasan'ın hayatı değişti.